Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara, onları göremezsin belki bir daha. Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Aslında bizim tabii ki kökümüz yani Mustafa Süpi'nin etrafında toplanmış olan harekete gidiyor. Yani bir bütün olarak Ekim devrimi sonrası Türkiye'de de kabaran bir uç veren bir Marksist gelenek var. Biz o Marksist geleneğin insanlarıyız. Bunu besleyen bir başka alt geleneğimiz daha vardı. Ulusal Kurtuluş geleneği. Milli Kurtuluş Savaşı'na çok büyük bir değer biçmek. Mustafa Kemal'e çok büyük bir değer biçmek bizim belirleyici motiflerimizdi. İlk çıkış noktamız, evet, yani bugün eleştirildiği üzere Kemalizmdi bir siyaseten. Buna rağmen Kemalist bir çizgi izliyoruz. Efendim işte Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı devam ettiriyoruz, biz Kemalistiz söylemi bizim için söz konusu olmadı. Bildiğimiz, inandığımız, kavrayabildiğimiz ölçüde sosyalist amaçlarımız vardı bizim. 1960 Anayasası'nı da savunduk. Yani yurtsever olan şeyleri savunduk. Yani anti-emperyalist olan şeyleri savunduk. ...58-59 arası... ...ilkokulda beraberdik. Deniz son derece hareketli ve çok da zeki bir çocuktu. O dönemde bile önder özellikleri taşıyan bir çocuktu. Bizim onun kurduğu bir yedi bela çetemiz vardı. Beşinci sınıftan itibaren işte bir siyasi yan oluşmaya başladı. Mesela Demokrat Partili ailelerin çocuklarını dövmek gibi. Deniz çocukluğunda da zaten dik başlıydı. Onun için biraz sürtüşürdük. Pek kural tanımaz böyle yani bildiğini okuyan bir taç şeyden de ben de biraz büyük olduğum için biraz da hırpalardım yani. İlkokulda mezuniyet fotoğrafımız 5A sınıfı. Baş öğretmenimiz ve öğretmenimiz. Arkada bizde 25-30 öğrenci önlerine dizilmişiz. Ortada Deniz, ne de olsa Sivas Milli Eğitim Müdür Yardımcısı'nın oğlu, biraz öğretmenler bakımından gözetilen bir çocuk. Elini böyle yapmış ve dimdik bakıyor objektife. Bunun altı ok olduğunu ben biliyorum. Yani Demokrat Parti iktidarının en katı dönemlerinden birinden geçiyoruz. Baskı her yerde hissediliyor ve bir ilkokul çocuğu mezuniyet fotoğrafında altı ok yaparak bunu protesto ediyor. Yani Deniz'in kişiliğinin oluşmasında ortamın etkilerini yansıtması bakımından ilginç bir belgedir. Thank you.
60'lı yılların başında klasik Kemalizm dışına taşan bir programı olan, dünyaya farklı bir bakış getiren ilk legal çıkıştı. Mesela Aybar'ı o kadar severdim ki bir mitingde kurşun atsalardı kesin önüne geçerdim. Yani bütün samimiyetimle söylüyorum, o kadar severdim. İnanıyorduk çünkü o zaman. 1963'te, 61'de kurulmuştu TİP. 63'te Deniz'le Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmaya gittik Sivas'ta. Ama yaşınız küçük, gelmeyin dediler. Yani çalışın, bir şeyler okuyun, şunu bunu okuyun ama üye yapamayız demişlerdi. Hiç unutmam, bir Ali abi vardı, Sivas İl Başkanı'ydı Türkiye İşçi Partisi'nin. Çok çalışacaksınız dedi, 5 sene var devrime. Nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Müthiş bir dönem. Vietnam, Uzak Asya'dan başlayın. Kore Savaşı yeni bitmiş. Kore bölünmüş. Kore'nin yarısında sosyalizm denemesi yapılıyor. Çin dünyaya kocaman dev bir milyarlık milyar aşkı nüfusuyla girmiş. Ve Vietnam, Laos, Kamboçya, Tayland, buralar savaş alanı. Her tarafta gerilli savaşı var. Sovyetler Birliği vardı, Çin vardı, Küba vardı, Çekoslovakya vardı. Çeşitli sosyalizmler arasında seçim tartışması vardı. Ve bunların hepsi birbirini çelen şeylerdi ama işte orada duruyordu örnek. Bunu beğenmesek de daha iyisini yapabiliriz iddiası vardı. İşte biz Çe'nin ve Fidel'in her iki tarafa yönelttiği eleştiriyi makbul bulanlardandır. Daha çok mücadelesinin pratiğinden biz etkilenmişizdir Çe'nin ama kitapları da yine elimizden düşürmediğimiz belgelerdir. Buradan başlamışızdır yürümeye. Kıbrıs olaylarıyla ilgili mitingler vardı. Biz tek güreşten bir grup olarak gittik. Taksim'e doğru gelirken yürüyüşün önüne geçme şeyine uğrarken denizlerin bir grubu vardı. Onlar devrimci hukukçular gibi bir gruptu. Deniz orada slogan attırıyordu. Ne Amerika ne Rusya, bağımsız dış politika. İşte kahrolsun Amerika gibi. Antempeli sloganlar atan bir gruptu. Deniz en önde. Tam bir orkestra şefi gibiydi. Oturtturuyor millete, hep beraber ayağa fırlayarak slogan atıyorlar falan. İlk Deniz'in kamuoyunda duyulması olayı Seyfi Öztürk'ün İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı bir toplantıyı Celal Doğan'la birlikte bastılar. Orada olay çıkardılar, protesto ettiler. Aslında hareketin çıkış noktası lokal sorunlarla bence başlamıştı. Hatta ilk şeyine bakarsanız kapıya kara tahta yazılmış bir yazı vardı kapının önünde. Sağ yok, sol yok, boykot var. Demokratik bir üniversiteyi savunuyoruz. İşte ders notlarından yurt sorunlarına çok çeşitli dertlerimiz var ve buralarda biz üniversite yönetimleriyle karşı karşıya geliyoruz. Tabiri caizse itilip kakılma durumundayız. İslam Üniversitesi'nin işgal edilmesine karar verildi. Yani derslere girildi. O sınıflara girildi. Öğretmen, hocalar sınıflardan çıkartıldı. Rektörlük işgaline gittiğimizde rektörlük yönetim olarak toplantı halindeydi. Dışarı çıkmamızı falan istedi. Onun üzerine biz idare edeceğiz laflar söyledi Deniz Tanrı'da. Dedi ki bir gün burayı biz idare edeceğiz. Siz böyle idare ederseniz bu idareyi biz ele alacağız dedi. Biraz sonra bir telefon geldi. Sekreter bağladı. İşte telefonu Deniz'e bağladı. Kimiyle görüşürüm dedi. Karşıda dedi ki İstanbul Üniversitesi rektörüyle görüşüyorsunuz. Ben Deniz gelmişim dedi. Nieder mit Amerika. Nein zur NATO. Vaterland oder Tod. Sechste Flotte, geh nach Hause.
Solche oder ähnliche Anschriften findet man auch immer in den Außenbezirken von Istanbul. Hier, bei einer illegalen Versammlung in der Nähe der Technischen Universität, haben sich mehrere Studentenführer zusammengefunden, um gemeinsame Aktionen gegen die Amerikaner zu organisieren. Sie wollen mit allen Mitteln verhindern, dass die 6. Flotte erneut in türkische Häfen einläuft. Wir fragten nach den politischen Zielen dieser Gruppen. Wir wollen eine vollständige, unabhängige und sozialistische Türkei, erklärt uns einer der Führer. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. 6. filo geldi. İlk işte Yankee Go Home bağırmalar üniversitede gruplaşma başladı. Yolumuz devrim yolu, gelin kardeşler gelin. Umudumuzda Yankee dolmuş bulur kardeşler dolmuş. Bu 6. filoyu protesto etmek için Taksim'e geldi çocuklar. Ama daha 6. filo hareketi başlamadı. İlk şeyde meydanda bir çatışma oldu. Polis saldırdı. Polis saldırısında bizler orada taşlar vardı, bir inşaat şeyleri. Onların başındaydık. Önce o taşlarla kendimizi savunmaya çalıştık. Anladık ki bizim onları savunacak hiç halimiz yok. Yurda doğru kaçtık. Bizim onun içinden çıkana kadar yurtlarda Vedat Demir atılmış pencereden. Arkadan indiğimizde kan izlerini gördük. İşte bir arkadaşımız yukarıda gitti hemen öğrenci birliğinde Vedat işte kim oldu dedik. Bir iki saat sonra Vedat'ın kan izleri diye yazdı onu oraya. Zaten cenaze görmemişlerdi ama bir tabut yapmak zorundaydı. Tabuta taş koymuştuk. Epey de ağırdı yani. Vilayetin yanına kadar onu taşıdık. Yürüyüş başladı. Sultanahmet Meydanı'na geldi. Orada Deniz Alman Çeşmesi'ne çıkıp bir konuşma yaptı arkadaşlarıyla. Amerikalıları dedi, denize dökeceğiz arkadaşlar dedi. Akın var, akın, güneşe akın. Onu çok güzel okuduğunu herkes söyler. Ve koşarak dolma, Taksim'den Dolmabahçe'ye doğru iniş binlerce insanın o müthiş bir eylemdir. Ve denizin ajitatörlüğünün yanında şiirin güzelliğinin de herhalde büyük payı vardır. Akın var güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Fırlat yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Denize dökeceğiz diye bağırıyor yani. O kitleyi aşağı doğru koşturan, yıldırım gibi aşağı indiren heyecanda onları denize dökeceğiz. Deniz önde, bütün öğrenciler hurra oraya geldiler. Yolu kapattılar. O sırada Amerikalılar çıkmaya başladı. Polis geçemedi barikatı. Yani orayı tamamen kapatmışlardı. Polis barikatı geçemedi ve bu motorla geldiler. Çok iyi hatırlıyorum Amerikalılar. Geldikleri gibi bir kısmını motora ittiler, bir kısmını da denize ittiler. Omuzlarında böyle büyük, içinde gor sopaların olduğu çantaları vardı. Çocuklar onlara saldırdı, o sopaları aldılar. O sopalarla onlara başladılar vurmaya. Yakaladıklarını denize atıyorlar. Thank you.
dünya çapında simgesel bir harekettir aslında. Yani Vietnam dışında Amerikalıların böyle fiili bir biçimde Türk Kurtuluş Savaşı geleneklerine uygun olarak denize dökülmesi son derece simgesel ve etkili bir eylem olmuştu. Amerikan emperyalizmin temsilcilerine denizden Kabataş'ın topraklarına çıkartmadık. Komer'in arabasını herhalde ilk gören benim ODTÜ'de. Rektörlüğün önünden yurtlara doğru gitmek istedim. Geldim baktım rektörlüğün önünde araba duruyor. Nasıl bir cesaretse adam geliyor şeye, Orta Doğu'ya. Yani korkunç bir cesaret mi, provokasyon mu? Yani kestirmek çok güç. Çünkü fark edildiği an tepki göreceği kesin yani. Derhal Hüseyin'i buldum falan. Öbür arkadaşlarıma haberdar etmeye gittim. Sonuçta ben de döndüm. İşte taş diyorlar, maş diyorlar falan ama fazla bir zarar veremiyorlar. Bakıyorlar olmuyor. Neyse benzin deposunun kapağını açıyorlar. Sinan'ın atkısını sallandırıyorlar içine. O atkıyı Hüseyin alıyor, açıyor şeyi, benzinliği, benzinliğin içine sokuyor, kibriti çakıyor. Ben geldim ama araba yanıyor, Hüseyin falan yok ama binler toplanmış başında. Herkes fotoğraf çektiriyor arabaya, böyle poz vermiş. Bu hareketin teorisini Hüseyin'le Sinan Hoca'dır. Zaten biri dededir o zamanki şeylerle, biri de hocadır. En bu konuda birikimli olan arkadaşımız belki de en gençlerimizden birisi Hüseyin'di. Çünkü biz dersimizde, devrimizde uğraşırken hem de şey yaparken, mitinglere katılır, aktivite yaparken o sanırım 1,5 sene falan hiç başını kaldırmadan okudu. Ankara'da ne kadar önemli olay varsa, az çok hareketlenmesine dair gençlerin radikalizmi varsa hemen hemen tümünün örgütçüsüdür. Tümünün arkasında olan isimdir. Bence THK'nın güzel taraflarından birisinde oydu. Alt üst yoktu. Doğal önderler vardı yani. Birisi Hüseyin'di, birisi Deniz'di, birisi Sinan'dı bunun. Sinan çok zenginleştirdi tartışmayı. En bilgili olan oydu. İngilizce, Fransızca, Almanca'yı çok iyi biliyordu. Bunun yanında işte İspanyolca'yı da bilirim. Yunanca da konuşurum. Ve en içten çoğu öyleydi ama yani Sinan'ın işte bakarsanız bir fotoğrafını görürsünüz. Varto depreminden sonra gitmiştir. Elinde malayla duvar inşa etmektedir, ev inşa etmektedir köylülere. Mesela forum var ve Sinan konuşacakmış dendiği zaman dil tarihten, mülkiyeden kalkıp öğrenciler ODTÜ'ye giderdi. Öyle bir etkisi vardı. En çok tanınanıdır Deniz dönemin. Hatta hani nasıl sadece Latin Amerika değil, dünya deyince Che Guevara diye tanımlanır. Bir dönem onun adıyla anılır. Herhalde Türkiye'de de kimin adıyla anılır diye bir soru ortaya atmak bile gerekmeden Deniz denir. Hep en önde olmak ister ama en önde olmak. Zaten fiziken de en önde görülür çünkü herkesten boyu uzundu. Gözleri budaktan sakınmaz bir tiptir yani. Yani cesaret, neredeyse dersiniz genlerine işlemiş bir yapısı vardı. Çok yakışıklı. Uzun boylu, yani 2 metreye yakın bir boy. Ezberinde bir sürü şiir olan bir ajitatör. Enerji dolu, canlılık dolu. İşte sözlerine tutkuyla bağlı. Her söylediği söze tutkuyla bağlı. Ama aynı zamanda da her şeyle dalga geçmesini de bilen, kendisi dahil, işte hareketi dahil, siyaseti dahil, onlarla da kafa bulmayı becerebilen bir insan. Çok tanınan, çok öykünülen, genç kızlar bakımından çok aşık olunan. Yaza dönmüş baharın sıcak bir günü, kız yurdunun önündeki çimenler üstünde herkes oturuyor. Deniz işte bir beyaz yılkı atı bulmuş ama at çelimsiz ve küçük. Yani Deniz de 1.90'a yakın boylu falan uzun bacaklı bir adam. Bir de ağır yani o kadar iri bir adam hafif değil. Çelimsiz atın sırtına oturmuş, at bel vermiş, ayakları yere değiyor. Ama at beyaz, rica ederim. Oh. Yere değiyor, tabii at yürüyemediği için de Alparslan önden atı çekiyor. Geldiler,
kız yurdunun önüne. Deniz kocaman bir sesle, kız Şule dedi, bohçanı topla, bu akşam seni kaçıracağım. Öyle. Komik adamdı aslında. Çok neşeliydi, inanılmaz. Bir ülkenin gençliği için belki olabilecek en iyi şanstı onun liderliği, 68 liderliği diye düşünüyorum. Deniz başını hiçbir kimsenin önünde ve hiçbir nedenle öne eğmemiştir. Yani başını şöyle görmemişsinizdir. Yani isyanın kendisiydi aslında. Güzel konuşurdu, güzel dövüşürdü ve kitlenin içinde hemen görülebilen güzel bir figürdü. Şiirin önemi orada anlaşılıyor yani. Bizim deniz en uzun koşuysa elbet, Türkiye'de de deprem, o onun en güzel yüz metresini koştu. En sekmez lülerin namusundan kurulayarak, en hızlısıydı hepimizin, en önce göğüslediği ipi. Acıyorsam sana anam avradım olsun, ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Şimdi bu bizim bir çatışma beklemediğimiz zamanda komandolar olayı organize oldu. Programlı bir şekilde kontur gerillanın parçası diye daha sonra tarif edebileceğimiz bir siyasi güç örgütlediler. Örneğin İzmir, Karaburun, Türkmen, Muğla, köşelerinde Bodrum, işte o Türkmen göçlerinin olduğu yerlerde kamplar kurarak burada yakın dövüş öğrettiler ve silah kullanma öğrettiler. Sonra tabii bizler de spor yaptık işte. Onlara direnme taktikleri geliştirdik ama gündeme silah girdi. Biz şunu hissettik. Yani elimizde silah olmazsa vurmaya başladılar bizi. Taylan İstanbul'da. Herkesin gözü önünde. Durmadı. Çekti silahı adam. Arkasından iki frekimin arasından vurdu. Nişan alarak, hedef gözeterek vurdu. Artık aktif bir şekilde temizlik harekatına denilebilir. Belki de ilk olanlardan birisi de Taylan arkadaşımızdı. Ölümü tatmaya başladık. Bir adam silahını beline koydu. Bir polis cibine bindi gitti. Küllük kahvesinin biraz aşağı tarafında. Sivil bir adam. Vurdu ve gitti. Amerikan emperyalizmine karşı verdiğimiz kavgada tıpkı bizden evvelkilerde olduğu gibi hapishanelere de gireceğiz. Arkadaşlarımız da ölecek. Bu bizi yıldırmamalı. Fakat her ölen kardeşimizin hesabını karşı devrimcilerden ve baş sorumlu Amerikan emperyalizminden soracağız. Silahlı saldırıların artması denizde silah taşıma ve kullanmayı bilme arzusu uyandırdı. Nereden öğrenebileceğini düşünürken Filistin'e gitme fikri İstanbul'da ilk devrimci öğrenci birliğine mensup öğrenciler arasında doğdu. 69 Eylül. Gidiş tarihini net olarak hatırlıyorum ben. ODTÜ'de birinci yurdun önündeki çimenlerdeydim. Hüseyin İnan dede adı. Yanıma geldi. Ya dedi Filistin'e gidelim. Ben neden, niçin, nasıl gidelim, ne yapacağız falan diye hiç sormadım. Tamam dedim, gidelim. Orta Doğu'nun en işte son sınıfındasın. Önünde hayat açık. Her şeyi tepiyorsun yani. Ailevi ilişkilerini, sevgilini, her türlü şeyi tepiyorsun. Ama orada kavuşacağım güzellik daha ağır bastı bende. Silah kullanmayı öğreneceğiz. İşte silahları öğreneceğiz. Onları kullanacağız. Ve bunları kullanırken öğreneceğiz. Şimdi bunları bilerek gidiyoruz. Ölmek var, geriye dönmemek var. Okul falan bunlar
herhalde artık bundan sonra süremez. Bütün bunlar var. Ama saniye bile sektirmeden verilen bir cevap var. Gaziantep'e trenle gidiyorsunuz. O arada Suriye'den geçiyorsunuz. Geçerken iniyorsun. O kadar basit. İşte orada bir kampta kaldık. Kamp derken eğitim kampı değildi. Cephe kampıydı. Bazıları erkenden kalkılıyordu işte. Koşu yapılıyordu. Judo yapılıyordu. Çok sıkı bir kültür fizik yapılıyordu. Ama çok uzun koşu yapılıyordu. Onu yanımsıyorum. Ondan sonra da silahlı işte eğitim. O da daha çok silah nasıl takılır vesaire. Gidip İsrail karakollarını basıyorduk. Yani bayağı savaş. İşte Asta'yı da küçük silahlarla gelip Türkiye'de sonra kendimizi silahlandırmak üzere işte bir takım ön eylemler yapmayı, işte para bulmak, işte silah edinmek falan gibi eylemler ve sonra buradan bir gerilla kolu çıkarmayı tasarladık, bunu kararlaştırdık, böyle geldik. Ama yine de gelirken içimizde o Filistin gerilla elbiseleri vardı, askeri kıyafetler vardı, böyle alacalı bulacalı gerilla kıyafetleri vardır. Ayaklarındaki botlar, pantolonlar, o çatışma havasını almış olmanın bütün aurası üstlerinde gelirlerdi kantinlerde. Gören herkes heveslenirdi, ben de gideyim ya. Bir toplantı yapılırken bir amfide, biz yukarıda oturuyoruz hepimizde, parkalar ve postallar. Ve biz yukarıda oturuyoruz, yani dağcılar. Tartışmalara katılmıyoruz yani. Bunlar boş diyoruz. Boş, bu, şöyle, böyle falan. Boş ya, bunları konuşmaya lüzum yok. Ne yapacaksak onu yapalım. İşte 70 sonbaharı çok önemli hepimizin hayatında. Bütün temel kararlar o zaman verildi. Deniz'e işte Bursa cezaevinden çıkmıştı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yurtlarında kalırken... İşte onun oturduğu odada insanlar ara sıra bir araya geliyorlardı, konuşuyorlardı. Ne olacak, ne bitecek? Çünkü hepimiz ne olacak diye soruyorduk. Çünkü gidişat belli. 15-16 Haziran olmuş, işte darbe hazırlıkları duyuluyor, o oluyor, bu oluyor. İstanbul'dan kalkıp gelip Esenboğa civarında bu gece darbe olacak mı, işaret var mı diye dolaşan çocuklar vardı yani. Daha çok Devrim Dergisi'yle yakın duran arkadaşlardı onlar. Ama Deniz'in çok net bir tavrı vardı. Darbeye, darbeciliğe karşıydı. O daha çok bir halk savaşı yoluyla ve gerilla aracılığıyla devrimi yapabileceğine inanıyordu. Ve İstanbul'daki arkadaşlarıyla bu konuda, Bursa cezaevinden çıktığı sırada oluyor bu. Bu konuda ayrılığa düştü. Darbeden en çok etkilenen arkadaşlarından koptu. Darbe değil, kendisinin de içinde yer alacağı, kendi gücüyle bir şey yapmak isteyenlerle yürümek üzere koptu. O sırada ortaya çıkan iki ana siyasal akım, şehirciler ve dağcılar, kırsal alandan gelecek olanlar, şehirlerde kalacak olanlar olarak ayrıldı. En son benim de olduğum bir tartışmada Mihri abi Deniz'e, Deniz gerillayı dağ savunarak karşı çıkıyordu. Budur bu işin yolu diye. Git seni de dağınla beraber yok ederler demişti. Kırsal alanda bir yerden, aynı Küba devrimi gibi bir yerden başlayarak böyle Ankara'ya doğru yürümek, şeyleri, insanları kendi etrafımızda, halk yanlarını toplamak ve işte Ankara'yı kuşatmak için çıktık. Yani ciddi ciddi bunu düşünüyor muyduk? Ciddi ciddi bunu düşünüyorduk. Ama bizim böyle bir şey, yani bizim ömrümüzün böyle bir şey yetmeyeceğini falan da biliyorduk. Şimdi bir kampüs düşünün. Kampüsün içerisinde bir grup gerilla hazırlanıyor. Ne kadar olabilirse. Bütün o ciddiyetin içerisinde askeri bir şey kurmaya çalışıyorsunuz. Ve konuşulanlar, işte 500 bin kişilik orduya karşı burada bir küçük FOKO kuruyorsun. Malzemeyi gidip Tahtakale'den temin ediyorsun falan. Amerikan pazarından posta alıyorsun. Yani bunun bugünkü gerçekliğiyle mukayese edince pek uymuyor. Ama o bir inançla, kararlılıkla onlar yapılıyor. Bir hayal yok.
bunun uzun, belki de ilk giden grubun imhasıyla sonuçlanabilecek bir mücadele olduğunun herkes farkında. Ama gerisi gelir diye düşünülüyor. Yani başlasın şu kıvılcım bir atılsın, gerisi bunun gelir diye düşünülüyordu. Deniz dedi ki ya şu olacak, işte askerler gelecekler, herkesi toplayıp cezaevlerine koyacaklar. Herkesin ondan sonra koğuşları olacak, aydınlıkçı koğuşu, tipli koğuşu, diskli koğuşu vesaire. Birisi dedi biz ne, bizim koğuş olacak, bizim koğuşumuz olmayacak, biz öleceğiz çünkü dedi. Kendi aramızda görev dağılımı yaptık. Bazı arkadaşlar şehirde kalacak. İşte bize silah külah lazım. Onları temin etmek için çaba harcayacaklar. Biraz para lazım. Onları temin etmek için çaba harcayacaklar. Bir kısmımızda ki bendim, herhalde sorumlusu da bendim, dağda yer hazırlamak için mesela hemen gittik Malatya'ya. Bir grup arkadaş. Daha çekilmeden evvel şehirde bir propaganda yapabilmek ve siyasi kimliğimizi anlatabilmek için bu eylemlerin yapılması kararı alındı ve onlar kısa dönemde yapıldı. Para gelecek Ankara'dan, para nasıl gelir? Abime ben dedim, böyle böyle bak bu banka soygununun parası. Bunu ben lokum kutusunun içine koyacağım, sen uçakla Adana'ya getireceksin bunu. Daha ilk defa burada açıklıyorum abim olduğunu. Yapar mısın böyle bir şeyi? Severek yaparım kardeşim dedi. O da devrime katkıda bulunuyor. Zaten ilk o şey yapan para hemen bana geldi. Biz oradan silah almak için o silahı yatırdık. Yani ne yapacağız ulan, kaçırdık bunları. Vermiyorlar istediklerimizi. Öldürürüz dedik ama hadi kim sıkacak silahı bu adamlara? Çocuğu var, karısı var, Allah kahretsin yani. Tabii biz katil değildik. Bu gerçek bir şey. Yani eli kolu bağlı birisini ele denize öldürtmek mümkün değildir. Deniz öyle eli kolu bağlı olan ele öldürmez. Sıkamıyorlar ve gidin Allah belanızı versin deyip bırakıyorlar. Böyle gerilli olmaz aslında. Did they tell you why they kidnapped? Yes, they claimed they wanted to liberate Turkey. And were they friendly? Were they intelligent people? Why do you think they let you go? Well, they kept telling us all along they didn't want to harm us. And I suppose that's the reason they let us go. Well, now you were in fear of your life. Tell me about it. When you're looking down a barrel machine gun, it's makes anybody scared. Hemen bir bildiri yayınladı Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu. Faşist darbeye karşı, faşist diktatörlüğe karşı mücadele çağrısı yaptı. Bu hani bu darbe malbe beklentisi şu bu filan tartışmalar da var ya, bu çok nettir yani, böyle hiç gün sektirmeden, tartışması filan yapılmadan hemen bir bildiriyle mücadele çağrısı yapılıyor. Biz zaten silahlı ve örgütlü durumdayız, ekibimiz dağdayız zaten. Bizim planımız T başından itibaren çok netti. Yani hepimiz dağda toplanacağız. Gerilla hareketine başlayacağız. İşte orada bir kürecik üssü var. Kürecik üssünden meşaleyi yakacağız diye düşünüyorduk. Giriş çıkışı Ankara'da sürekli bir kontrol altındaydı. Denizin yakalanması an meselesi diyordu İçişleri Bakanı. Öyle bir ortamda motosikletle dağlardan Kayseri'ye doğru niyet, Malatya'ya gitmek, Kayseri'ye doğru yola çıkıyorlar. Fakat Deniz Sivas'ı bildiği için, iyi bildiği için Sivas üzerinden Malatya'ya gitmenin daha güvenli olabileceğine karar veriyor. Fakat Sivas'a geldiklerinde girişin
Şahna Kümbeti denilen bir yer vardı Sivas'ta. Orada polis tarafından kesildiğini görüyorlar. Şarkı şlaya düşürmesin oy oy. Allah sevdiği kulunu. Önce şarkışla da farkına varıyorlar. Orada bir çatışmada Yusuf yaralanıyor. Deniz Gemere'ye kadar gitmeyi başarıyor. Orada da Deniz yakalanıyor. Son düştüğüm pusu, tarla, vıcık vıcık çamur, her yan çamur. Bir taraftan aralıksız yağmur yağıyor sulus erken. Parkamın başlığını başıma geçiriyorum. Bir çukurun içindeyim. Çepeçevre sarmışlar, bütün arabaların farları üzerimde. Sağıma soluma yağmur gibi mermi yağıyor. Mermiler düştüğü yerden çamurları savuruyor havaya. Yattığım yerden yukarıyı gözlüyorum, çukurun üstünü. Sanki donanma fişekleri atılıyor üstümde. Korkunç, güzel bir renk cümbüşü. Birazdan bir bomba sallayacaklar üzerime. Ölüp gideceğim. Çocukluk günlerim geliyor aklıma. Bahçeli evimiz. Bir sevgilinin gülüşü. Filistin'deki çocuklar. Ölen arkadaşlarım. En çok da Taylan. İnsanlığın güzel geleceği ve onları göremeyeceğim duygusu. Nasılsa öleceğim diye düşündüm burada. Bir devrimci nasıl ölmesi gerekiyorsa öyle ölmeli. Düşürdü. İşte bakan onlara hakaret etti yani. Memleketi bilmem ne yapıyorsun, şöyle ediyorsun, böyle ediyorsun deyince Deniz ona tüh dedi, suratına tükürdü. Ben de o arada 3-4 tane işte basmışım, bir tanesi de o çıktı, benim de hoşuma gitti, güzel bir portreydi. Böylece o portreyi şey oldu yani, Deniz'in efsanesi gibi, efsane fotoğrafı gibi bir şey oldu o. Denizler yakalanınca biz kendimizi Denizler olmadan, Hüseyinler onlar olmadan hiç kendi başımıza düşünmediğimiz için oturduk, ne yapacağız diye onu kararlaştırmaya çalıştık ve verdiğimiz karar Denizleri kurtarmak üzere eyleme geçmek oldu.
Kulecik üssünü ele geçirecektik. İçindeki Amerikan personelini rehin alacaktık ve denizleri isteyecektik. Sinan tepedeydi bir arkadaşımızla beraber hacıyla. O hacı da önden gidecekti radara, o Kulecik'teki şimdi yeni radar kurulan bölgede eskiden olan radara. O nedenle hacı silahsızdı. O hemen orada yakalanıyor zaten. Sinan silahlı ama Sinan da bize haber vermek üzere bize doğru koşturup geliyor ve biz tepeyi tutma şansımız varken o şansı kaybediyoruz. O zaman biz tabii çukurluk alanda, askerler bizim etrafımızı tepenin ardından dolaşarak çevirebilme imkanı buluyorlar ve biz de çatışarak ancak işte geri çekilme uğraşı içinde olabiliyoruz ve orada öldürüldük. Dört bir yana haber salsam, öldü desem inanır mı? Dağlar bana geri verin, kaderimi Sinan'ımı. Dağlar bana geri verin, Alparslan'ı Sinan'ımı. Çektikleri bir fotoğrafı yayınlandı çıplak bedeniyle, sadece böyle bir silip var üzerinde. Sinek konmuş gibi idi. Onlar hepsi kurşun deliği. Jandarma kurşunu çaldı, canını teninden aldı. Sayılıyordu. Yani kurşunları sayılıyordu. Oturdum saymaya kalktım böyle manyakçasına, kaç tane kurşun var vücudumda diye. O kadar netti. Tabii korkunç bir şey oldu benim için o resimler. Yani tarif edilmez bir acı oldu. Ama arka sayfayı çevirdim. Bu sefer bir resim. Cihan'ın saçından böyle tutmuş, hiç unutmam. Tayfun'unkinden başka birisi tutmuş, sanki kelle avcıları vardır evvelden Afrika'da. Aynı onu anımsattı bana nedense. Perperişan, onlar da yakalanmışlar. Onu orada öğrendim yani. Yine aynı gün, aynı sabah öğrendiğim şey, Mahir Çayan'la Hüseyin Cevahir'in bir evde sıkıştırıldıkları, Hüseyin Cevahir'in öldüğü, Mahir'in de öldüğü şeklindeydi. O zaman çok ağır yaralı oldu. Nurhak sana güneş doğmaz, uçan kuşlar yuva kurmaz. Dökülen kan yerde kalmaz, soracağız hesabını. Dökülen kan yerde kalmaz, soracağız hesabını. Bir yandan savunmayı hazırlıyoruz, bir yandan karşılıklı voleybol maçları oynanıyor, şakalar yapılıyor. Tabii ki her zaman şakanın başını Deniz'le Yusuf çekiyorlardı. Zaten dev genç falan hepsi orada yani, çok büyük bir kalabalık var. Voleybol maçları yapılıyor şeyler arasında. Su kavgaları, şu kağıttan su topu ya da balondan doldurulan da su topları. Bol mavra yapılıyor. En hoş şeylerden bir tanesi de şarkı yarışması olurdu. Şimdi şarkı yarışmasında da iddialılardan birisi Yusuf'tu, birisi bendim. Ama jüri heyetinde de Deniz'le Hüseyin vardı herhalde. Ama Yusufçuk her zaman kendi hakkının yenildiğini, esasında kendi sesinin benimkinden çok daha iyi olduğunu iddia ederdi. Deniz'in şiiri izlenirdi, dinlenirdi ama türkü söylemeye kalktığında vallahi biraz hatta bet gibi bile denebilecek sesi vardı. Ama yani onu bize dayatmaya çalıştığında en çok Yusuf müdahale ederdi. Yusuf böyle tıknaz, güçlü, kuvvetli ama tıknaz. Benden biraz daha kısadır herhalde.
deniz leylek gibi ince bir herif. Bunlar birbirlerinin omzuna girerler, birinin eli böyle, birinin eli böyle. Şimdi Yusuf'un sesi idare eder. Deniz'in berbat bir sesi var. İstanbul'un moda koyunda, canan benim kolumda diye kol kola girmiş şarkı söylerlerdi. Akşamları başlıyoruz yayına. Askerler silahlarınızı bırakıp derhal teslim olun. Zinde kuvvetler idareye el koymuştur. Ondan sonra yakında buraya gelecekler. İşte radyoları açın, haberi dinleyin ve silahları bırakarak derhal teslim olun falan diyor. Birdenbire bir cezaevinin etrafı hareketleniyor, ne oluyor falan diye. Ampulün içine böcek koymuşlar, yani dinleme cihazı koymuşlar. Bilmiyorum nasıl keşfettik, birden keşfedildi. Onun üzerine bütün ampuller söküldü, hepsinde böcek var. Tam sökecektik. Denizli sökmeyin. Ya niye sökmeyelim, mikrofon var dediler, dur sökmeden önce bir şey yapalım, tura yapalım önce arkadaşlar dedi. Olur mu, hadi başladık, biz mikrofonun önüne geçtik. Deniz'in sesi de gürdü, başlar o. Bizim köyün imamı alttan verir samanı, üstten çıkar dumanı. İşte Ali Baba hindi, gürler tam aç gürlere bindi, gürler batura bindi, gider bu. Elime bindirilir sonunda, haydi. Alkışlanır falan çıkılırdı. Bu nümayişti Deniz. Nümayiş derdi buna. Üst katta salona gireceğiz. Merdivenlerde Deniz başlatmış olabilir. Genellikle o başlatır böyle şeyleri. İşte kahrolsun faşizm, kahrolsun faşizm, kahrolsun faşizm. Merdivenleri çıktık. Mahkeme salonunda girdik. Deniz elini kaldırmış, ben bir tarafındayım, yine benim elim kalkık, Mustafa öteki tarafta koltuk değneğiyle mahkemeye giriyoruz bağıra çağıra. Orada saldırdı herifler, daha sonra öldü. Azeri diye bir arkadaşımız vardı, kafasına vurdular, mahkemeye giriyoruz ama şaldır şaldır da kan akıyor Azeri'nin kafasından, daha ilk girişimiz mahkemeye. Biz vuramıyoruz çünkü ellerimiz kelepçeli, yani öyle bir hareket edemiyoruz ama bağırıyoruz devamlı. Baki Tuğ oradan bağırıyor, asacaksın bunları teker teker sallandıracaksın. Mahkemeyi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir mahkeme ilk günü, hiç mübalağa etmiyorum. Bir kısmımıza idam cezası verecekler bunlar. Ama herhalde hepimize vermezler diye düşünüyorum. Savunmayı okudu. Arkasından Yusuf okudu. Deniz okurken geldiler. Böyle kocaman bir kamerayla fotoğraflar çekildi. Yusuf okurken de aynı şekilde. Ben okudum. Hiçbir şekilde bir şey olmadı. Arkasından Hüseyin okudu. Yine geldiler. Fotoğraflar çekildi. Yani Şekip abla onu çok iyi anımsıyor. Ben tamam dedim içimden, diyor. Bu üç çocuk gitti. Hüseyin savunmayı... Neden silaha sarıldık bölümünü, son bölümünü öyle bir yaptı ki? O faşist Ali Elverdi'nin ben böyle ağzı açık, böyle koyup onu izlediğini, herkesin, bütün hakimlerin bunu böyle dinlediklerini biliyorum, bunu gördüm. Biz aslında Hüseyin'i kurtarmaya çalışıyorduk. İkiye, yani... Bir Deniz'i biz de tahmin ediyorduk. Hadi iki de diyebiliyorduk. Hüseyin'i biz ayırmaya çalışıyorduk hep. Öyle bir şey yaptı ki savunma. Bu işin beyinleri içinde bu dedirtti. Orada üçe çıktı kesin. Yani belki de o savunmayı yapmasaydı iki kalacaktı idam. Bu mümkündü. Belki o da, o benim sonradan hissettiğimi hissetmekten kaçınmak istedi. Geride kalmak istemedi. Denizlerin idamını arkadan izlemek, o giderken geride kalmak ve buna katlanmak istemedi. Belki olabilir, bir şey diyemiyorum. We'll be right back.
Deniz Gezmiş Yusuf Aslan. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim 146 taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tezyiğinize karar verdi. Hüküm bir hafta içinde kabil temizdir. Tutukluluğunuz devam edecek. İdam kararı yüzümüze okunurken Hüseyin İnan'ın yüzünde bir ifade vardı. Sanki çok sevdiği bir kızı istemeye gitmiş, babası da kabul etmiş, neşeyle gülümsüyor. İdamlar yakınlaşmıştı. Mamak'a gittik. Yakınlaşmıştı filan. Şimdi babam onu ikna etmeye çalışıyor. O da diyor ki baba diyor ümidini kes diyor. Kendini hazırla diyor filan. Ben de dayanamadım. Ben sana dememiş miydim oğlum dedim böyle olacağını filan. Şöyle bir düşündü. Ondan sonra dedik ki abi dedi ben vazifemi yaptım dedi. Vazifesini yapamayanlara sen onu söyle. Orada hem Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun hem THKVC'nin kalan önderlerinin hemen hepsi. Denizleri kurtarma amacında birleşmişlerdi. Hapishaneden çıkanlar, Mahirler, yani Can'la, Teokut'a yakabici birlikte operasyonu. O operasyon büyük bir kovalamacaya, bir sürek avına dönüyor. Ulaş Bardakçı'nın cesedini böyle sürükleye sürükleye çıkardılar. Vardır fotoğrafları. Ölü, ölü çıktı yani. İçeride eve basıp zemin katta oturuyor zaten. Pencereden kırıp girmişler. Yani yakalandı, yakalanacak durumdalar ve bir şey yapma şansları olmuyor şehirlerde. Onlar da mecburen artık olacağını akıllarının kestiğine hiç inanmadığım Ünye'deki o teknisyenleri, iki İngiliz, bir Kanadalıyı kaçırıyorlar. Kızıldere'ye onlarla geliyorlar. Bu da artık bizim çatışmanın son anında öleceğimizi anladığımız andaki şey gibidir. Bile bile Lades gibidir yani. Yapacak bir şey yok şimdi artık. Denizlerle birlikte ölmeyi kabullenme tutumudur. Böyle daire gibi hepsini kaldırıp kaldırıp atmışlar bunu. Yani orada değil, o ölüm başka yerlerde olmuş. Sonra bir sofa gibi bir yer var. Oraya getirmişler hepsini, ölüsünü. Kaan'ı arabasıyla falan taşıdılar oradan. Darmadağın olmuştu. Deniz'in en hüzünlü anını o an olarak hatırlıyorum, onu duyduğumu sanırım. Kendisi için ölenler, kendisini kurtarmak için ölümü göğüsleyenler, bu müthiş etkiler insanı. Gerçekten söylüyorum, ben Deniz'i en hüzünlü o an gördüm. Asık krenle başladılar. Kabuk halinde verilir. Gözler kocaman böyle. Kemikler dışarı fırlamış. Ve solukları müthiş ağır bir koku yayılıyor. Zayıflamış ve ayakta duramıyordu görüş yerinde. Ve yere diz çökerek benimle konuştu. Biz dışarıda ölüm cezalarını önlemek için savunmanlar olarak çalışma yapıyoruz ve kamuoyunda da büyük bir istek var bu ölüm cezalarının infaz edilmemesi yolunda.
Ama bütün bunlara rağmen eğer bu ölüm cezaları yerine getirilirse sizin sehpa altına sağlıklı, dimdik gitmeniz lazım gelir. Asamazlar diyorduk. Yani astırmayız. Bir biçimde biz bunu engelleriz diye güveniyorduk. 33 senatöre ihtiyacımız var. 33 imza. 28'e kadar çıktık. Asla çocuklar çalışıyor arı gibi böyle. Onlar evlerini mevlerini falan dolaşıyorlar. Avukatlar, mavukatlar hepsi. Pek çok grup farklı farklı ve birbirinden habersiz denizleri kurtarmak için bir şeyler düşünüyordu. Belki en fazla denizleri kurtaracak olan o kaçırılan bir uçaktı. Bulgaristan'da Bulgarların teslim olmaya ikna ettikleri o sempatizanlar vardı. Sefer ve birkaç kişi. Ankara Ajansı'nda oturuyoruz. Ankara şeyde. O gökdelende. Bakanlar Kurulu'nu basmayı düşünenler vardı. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı alabileceğini düşünüp buna göre planlar yapanlar vardı. Demirel'i kaçırmak isteyenler vardı. Bir haber geldi. Dediler ki jandarma genel komutanını vurmuşlar. Olaylar olmuş. Millet bir kalktı gitti falan. Öğrendik işte o jandarma genel komutanını kaçırdıkları olayla. Ona karşılık, idamlara karşılık onu tutacaklarmış, onu etmişler. Bunun üzerine paniğe kapıldı Aziz'im. Senatörlerden telefonlar, aman benim imzamı sil. Aman benim imzamı sil. Ondan da mahrum kaldık, artık elimiz ayağımız bağlı kaldı, hiçbir şey yapamadık. Çok kararlıydılar ve ordu kademeleri bir ibret-i alem yapmak konusunda sabittiler. Demirel çevresi de üç de biz asalım da görsünler noktasında birleşmişlerdi. Yani bir idam gerekiyordu o dönem. %100 intikamdır. Babam anlatır. Ben yoktum o şeyde. Büyük Millet Meclisi onaylamada Süleyman Demir elini kaldırıyor böyle. Evet diyor ve arkasına da bakıyor. Bakın ben evet diyorum. Ha Süleyman Demirel öteki taraftan CHP'den yok muydu? Korkak adamlar. CHP'nin yarısından fazlası evet dedi. Deniz bunları dinledi ve abi dedi faşizmin eline bir kere düşmeyeceksin dedi. Uyumadık o gece sabaha kadar. Zaten çok erken saatlerdi. Saat 12 sularında şangur şungur ses gelince bir dedi tamam. Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. O zincir sesleriyle birlikte, yani yere sürünen zincir sesleriyle birlikte en son duyduğumuz Deniz'in hadi eyvallah arkadaşlar sesi oldu. Tam bizim o havalandırma koridor kapısının önünden geçerken bize öyle bağırdı. Hadi eyvallah arkadaşlar. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Deniz getirildi koridorun başına. Yusuf odadan çıkarıldı. Onunla sarıldılar. Öpüştüler, görüştüler. Hüseyin'le de. Görüştüler. Ve artık kalktık. Bir tarafında savcı, yanında ben, yanında Mükerrem Erdoğan. Biz böyle o odadan küçük avluya doğru, sehpaya doğru gidiyoruz. Giderken yolda durdu.
Şekibe ablaya çok selam söyle. Bize çok emeği geçti. Teşekkür ederiz. Dedi ve yürüdük. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara, onları göremezsin belki bir daha. Bir masa koymuşlar sehpanın altına, bir de tabure var üzerinde. Bir de tabure yerde var. Deniz geldi, eller arkadan bağlı olduğu için orada çingene bir cellat var. O cellat yardım etmek istedi. Dur diye bağırdı Deniz. Çekil dedi. Kendisi bastı. Çıktı sehpanın altına. Boynuna ipi geçirdiler. Ve kendi kendine infazı yapmak için ayağıyla bir tekme vurdu. Fakat o tekmeyi vurmadan önce bir konuşma yapmak için söze başladı. Yaşasın Türkiye halkının bağımsızlığı! Yaşasın Marksizm-Leninizmin yüce ideolojisi! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi! Kahrolsun emperyalizm! Hürelles şafağında, yıldızların ışığında, yürüledi aracında, delikanlım deli. Hürelles şafağında, yıldızların ışığında, yürüledi aracında, delikanlım deli. Bu bir manifesto, bir çığlık, bir isyan. Yoksa kimse oradan yürüyeceğiz, devrim yapacağız, başbakan olacağız yani. Memlekete sosyalizm gelecek falan. Son tahlilde hiç kimse bunları düşünmüyor. Gelecek nesillerin, gençliğinin ruhuna bu çığlığı üflemektir mesele. Ve bu gerçek olmuştur. Üflenmiştir. Delikanlım deniz.
delikanlım deli.